Şeriföy'ün Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Bugün bahar çiçekleri modelini sizlere daha önce anlatmıştım. Bu modelin üçgen olarak çalışılmış halini istediniz ve ben de sizleri kırmadım. Bugün üçgen olarak çalışılmış halini sizlere göstermeyi düşünüyorum. Ben modelin tamamını örmedim, sadece sizlere anlatım yapmak için küçük bir parça üzerinde model çalışması yaptım. Aslında bu model dikdörtgen olarak çalışılmıştı ama sizden gelen yoğun istek üzerine üçgen halinde sizler için çalışarak hazırladım. Angora bir ip kullandım. Angora iple gayet zarif ve şık duran bir model. Gerçekten de çok beğeni aldı. Şöyle tığ numaramı göstereyim. 3 numara bir tığ kullandım. Başlangıç olarak şu şekilde, şu kısımdan başlayarak büyüyen bir model. Şimdi sizlere detaylı olarak anlatmak istiyorum. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şeriföyenorgudunyası.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Öncelikle 5 zincir çekerek bir tane yuva oluşturuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Bir yuva oluşturuyoruz. 3 tane zincir çekiyorum. Yuvanın içerisine batıyorum. Ve 1, 2, 3 defa da trabzanımı yapıyorum. Devam ediyorum. 1, 2, 3 defa da trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde 3 tane trabzan yapıyorum. Arada 1, 2, 3 tane zincir var. Aynı yuvaya devam ediyorum. 1, 2, 3 defa da trabzanımı yapıyorum. Burası şalımızın başlangıcını oluşturacak. Şu şekilde 3 trabzanla ortaya 3 zincir çekerek bir tarafını hazırlamış oluyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve aynı işlemi tekrarlıyorum. 3 defa da trabzanımı yapıyorum. Angora bir iple gerçekten çok hoş duran bir model oldu ve çok yoğun ilgi gördü. Ben de gerçekten bu modeli çok severek, beğenerek çalıştım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Öncelikle 3 tane üçlü trabzan yapıp üst zincir çektim. Aynı şekilde 3 tane üçlü trabzan yapıp üst zincir çektim. Ve şu şekilde 4 tane direk oluşturdum. Devam ediyorum. 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Örgümü ters çeviriyorum. İlk boşluğuma girerek 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar 3 tane zincir çekip aynı yuvaya 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 defa dörüyorum. Bu yan kısımları aynı şekilde örgü bitene kadar devam edecek. 6 zincirle 3 trabzan oluşturdum. 3 zincir yapıp aynı yuvaya 3 tane daha üçlü trabzan oluşturdum. Şimdi tam ortada kalan boşluğa batarak ilk çiçeğimi yapıyorum. 1, 2, 3 defa da trabzanımı ördüm. 3 tane zincir çekiyorum. Ara boşluğuna batarak bir tane piprik oluşturuyorum. Buraya aynı şekilde 6 tane trabzan yapıyorum. Ve her trabzanımın üzerine 3 tane zincir çekip ara boşluğuna batarak bir tane piprik oluşturuyorum. Orta kalınlıkta iplerle de gayet şık durabilecek bir model. Aynı şekilde 3 zincirle bakın bir piprik daha oluşturdum. Bu yuvaya 6 tane trabzan yapıyorum bu şekilde. İki, dört, beş tane olmuş. Bir tane daha yapıyorum. Her boşluğa bu şekilde batarak bir tane piprik yapıyorum.
Başını alıyorum. Son yuvaya 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar arada 3 tane zincir çekiyorum. Aynı yuvaya 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Kenarlardan bu şekilde trabzanlarım devam ederken tam orta kısma iç çiçeğimi oluşturdum. Şimdi devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekip örgümü ters çeviriyorum. İlk yuvaya 3 tane üçlü trabzanımı yapıyorum. Bu dönüşlerde kenar kısımları şalımız bitene kadar aynı devam edecek. Tekrar 3 zincir çekip aynı yuvaya 3 tane daha üçlü trabzan yapıyoruz. Modelimiz 2 sıradan oluşan bir model. Gördüğünüz gibi bu çiçekler 2 sırada oluşmakta. Şimdi kenar kısmını tamamladım. Bir tane zincir çekiyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Ve örüyorum. Şuradaki ara boşluğundan bir tane ilmek çıkartıyorum. Ve ikisini bir kere de sık iğne örer gibi topluyorum. İlk örümceğimi yaptım. Tekrar ilmeğimi uzatıyorum. Ve örüyorum. Ara boşluğundan geçerek çektiğim ilmeğimi sık iğne örer gibi örüyorum. İkili örümcek oluşturmuş oldum. Ortadaki çiçeğimin 1, 2, 3. pipiliğine batıyorum. Ve çektiğim ilmeği sık iğne örer gibi bir kere de topluyorum. Arada 3 tane zincirim var. Bir sonraki pipiliğe batarak sık iğne örer gibi zincirimi sabitliyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve uzattığım ilmeğimi bir tane örümcek yapıyorum. Ara boşluğundan bir ilmek çekip sık iğne örer gibi topluyorum. Aynı şekilde ilmeğimi uzatıp ikinci örümceğimi de bu şekilde tamamlıyorum. Bir sonraki boşluğa batıyorum ve 3 tane üçlü trabzanımı yapıyorum. Model gayet de güzel denk geldi. Bazı modellerde kenar kısımları biraz büzer toplar, tam denk gelmez ama kafamdan ben bunu üçgen modele uyarladım. Gayet de hoş durdu. 3 tane zincir çektim. Tekrar aynı boşluğa 3 tane trabzan yapıyorum. Altı zincir çekip örgümü ters çeviriyorum. Şöyle bir görüntü elde etmiş oldum. Şimdi şalımın artışları burada yapılmakta. İlk başlangıcına aynı şekilde 3 tane trabzanımı yapıyorum. Burası değişmez. Örgü bitene kadar aynı şekilde bu kısım devam edecek. Tekrar üst zincir çekip aynı yuvaya 3 tane daha üçlü trabzan yaparak kenar kısmımı tamamlıyorum. Bakın bu kısmı bu şekilde tamamladım. Şimdi hemen başını doluyorum. İki tane yapmış olduğum örümceğin tam orta kısmına batıyorum ve bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Üç tane zincir çekip ara boşluğundan girerek bir tane pipirik oluşturuyorum. Aynı noktaya bu şekilde 6 tane üçlü trabzanımı yaparak ilk çiçeğimi oluşturuyorum. Aynı boşluğa devam ediyorum. Model artışları buralardan devam etmekte. Dördüncüyü yapıyorum. Beşinciyi yapıyorum. Facebook'ta takip etmek istiyorsanız Şerife'nin Örgü Dünyası sayfama girerek beğen butonuna basmayı unutmayın. Takipçisi 100.000'in üzerinde olan sayfa bana aittir. Diğer sayfalar sadece isim benzerliğinden ibarettir.
Bakın 2, 4, 6 tane üçlü trabzanımı yaparak ilk çiçeğimi oluşturdum. Biraz sırada 3 tane delik, 3 tane zincirle bir delik oluşturmuştum. Hemen oraya batıyorum. Çektiğim ilmeği sık iğne örer gibi çiçeğimi oraya sabitliyorum. İlk çiçeğim bu şekilde tamamlanmış oldu. Biraz sırada bir taneyle başlamıştık. Bu sırada çiçek sayımız 2'ye çıktı. Her sırada bir tane artarak devam edecek. Devam ediyorum, başını alıyorum. Bir sonraki ikili örümceğimin tam orta kısmına batarak ikinci çiçeğimi oluşturuyorum. 3 zincir çekiyorum. Ara boşluğundan girerek bir tane pipirik yapıyorum. Bu şekilde 6 taneye tamamlıyorum. Üst zincir çekiyorum, ara boşluklarından girerek. Çiçeklerimiz hep aynı. Aynı noktaya üçlü trabzan yapıyoruz. 3 tane zincir çekip ara boşluğundan girerek sık iğne örer gibi pipiriğimizi oluşturuyoruz. Çiçek motifimizin yapılışı sürekli aynı. Değişmiyor. Sadece yerleri değiştiği için artış oluyor. 2, 4, 5. Bir tane daha yapıyoruz. Boşluğa girerek tutuşturuyoruz. Şimdi bakın buradaki çiçeğimi de tamamlamış oldum. Hemen sonrasında bir sonraki deliğe batarak üçlü trabzanımı yapıyorum. Burası kenar için devam eden kısım. Arada 3 tane zincirim var. Aynı yuvaya 3 tane daha üçlü trabzanımı yapıyorum. Bu trabzan kısmı hep aynı geçtiği için biraz hızlı örüyorum. Videolarım uzun sürünce biliyorum sıkılıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekip örgümü ters çeviriyorum. Şimdi tekrar bir sonraki modelin zeminini oluşturuyoruz. 3 tane trabzanımı yapıyorum. Tekrar 3 zincir çekip aynı yuvaya batıyorum. Sizden gelen istekler doğrultusunda videolarımı daha uzun tutmaya başladım. Daha detaylı anlatmak istiyorum. Umarım sıkılmazsınız. Sizler de destek vererek videolarımı sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmazsınız umarım. 3 tane trabzanımı ördüm. Şimdi bir zincir çekiyorum. Uzattığım ilmeğimi bir kere de örüyorum. Ara boşluğundan bir ilmek çıkartıp sık iğne örer gibi topluyorum. Böylece ilk örümceğimi oluşturmuş oldum. İkinci örümceğimi de aynı şekilde hemen şöyle boşluğundan bir ilmek çekip sık iğne örer gibi topluyorum. Alttaki çiçeğimin 1, 2, 3. pipiriğine batarak sık iğne örer gibi sabitliyorum. 3 tane zincir çekerek bir sonraki pipirime batıp bir yuva oluşturuyorum. Bir zincir çekip aynı şekilde ikili örümceğimi yapıyorum. Bir sonraki çiçeğimin 1, 2, 3. pipiriğine batıp bir kere topluyorum. Arada 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki pipiriğime batarak bir yuva oluşturuyorum. Tekrar ikili örümcek yapıyorum. Böylece bu sırada hazırladığım çiçek sayısı 3'e çıkacak. Son örümceğimi yaptıktan sonra hemen kenar kısmı için hazırladığım trabzanlarımı yapıyorum. Burayı hızlı geçmek istiyorum. 3 zincir, aynı yuvaya bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi bir sonraki modelimizin alt zeminini hazırlamış olduk böylece. İlk sırada bir taneydi, sonra iki tane oldu, şimdi üç tane olacak. Tekrar 6 zincir çekerek örgüyü çeviriyoruz. 3, 4, 5, 6. Ters çevirip kenar kısımdaki trabzanları hazırlıyoruz. YouTube kanalım ücretsizdir. YouTube kanalıma
abone olabilirsiniz. Abone ol yazısının yanındaki zile basarak bildirimleri aktif hale getirebilirsiniz. Paylaştığım her videodan haberdar olabilirsiniz. Kenar kısmını oluşturduktan sonra hemen ilk örümceğe batıyorum ve ilk çiçeğimi bu şekilde yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Aynı bir önceki sırada yaptıklarımızı yapıyoruz. Ama her defasında bir çiçek artırarak yapıyoruz. Buraları gösterdiğim için hızlanmak istiyorum. Aynı şekilde çiçeğimin yapılışı 3 tane 3 kere çektiğim trabzanımı bu şekilde 3 tane zincir çekerek ara boşluğundan giriyorum ve bir piprik yapıyorum. Bu şekilde 6 trabzan yapıyoruz. 2 4 5 ve 6.'yı yapıyoruz. İlk çiçeğimi tamamlamış oldum. Biraz sıradaki çiçeğimin tepesine bir delik yapmıştım. Oraya batıyorum ve bir kere de topluyorum. Bakın, ilk çiçeğim oluştu. Hemen başını alıyorum. Bir sonraki örümceğimin tepesine batıyorum ve aynı şekilde çiçeğimi yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu kenar kısımlardan her sırada bir tane artarak devam ediyor. Örümceğimin üzerine çiçeğimi yapıyorum. Bir sonraki boşluğa tutturuyorum. Sonra bir sonraki örümceğe bir çiçek daha yapıyorum ve kenar trabzanımı yaparak devam ediyorum. Bu şekilde devam ederek giden bir örgü. Yapmaya düşünen herkese kolay gelsin. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın. Allah'a emanet olun.